bu ülkeyi uluslararası çevrelerin taşeronu olan ihanet şebekelerine, paralel devlet yapılanmalarına, hoca görüntüsü altındaki şaklabanlara asla teslim etmeyeceğiz. Hükümet ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. Twitter fenomeni Fuat Avni herkesten önce yine operasyonu duyuran kişi oldu. Terör örgütleriyle baş edemeyen, hatta terör örgütlerinin önüne yatan İçişleri Bakanlığı, emniyeti terörün önüne yatırmıştır. Türkiye bugün güne yine büyük bir operasyonla uyandı. Mevzu operasyon falan değil. Bir suç örgütü ortaya çıkartmak falan da değil. Adli bir olay da değil. Tamamen algı operasyonu. Yasa dışı dinleme iddiasıyla İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetilen operasyonda aralarında 1. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ortada bir şüpheli veya bir suç yok. Sadece kötü bir tiyatro var. Bu kötü tiyatronun kötü senaryosu var. Ancak operasyonda dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında geçen Ağustos ayında aynı suçlamalarla gözaltına alınan ve haklarında dava açılan polislerin de olduğu açıklandı. Bizim alnımız ak, başımız dik. Şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görev yaptıkları dönemde kamu görevlileri, gazeteci ve iş adamlarını savcılığa bildirdikleri sahte isimlerle dinledikleri ileri sürüldü. Bakanın pis işleri ortaya çıkmasın, kamuoyundan bunu kaçırtalım, perdeleyelim diye yapılmış, tasarlanmış bir şey. Gözaltına alınan kişilerin aileleri ve onlara destek olmak isteyen vatandaşlar terörle mücadele şubesi önünde toplandı. Operasyona sert tepki gösterdiler. Bunlarda bir de vicdansızlık var. İnsan vicdansız olmayınca din de olmaz, inanç da olmaz, iman da olmaz, şeref de olmaz,